Yoğurt. Yengem, tarhana karmış. Hem de o kadar çok ki. Nasıl yiyeceğiz ben bilmiyorum. Herhalde bize de verirler gelince falan. Tabii. Neler koydun yenge içine? Un. Un. Yoğurt. Yoğurt. Biber, kırmızı biber. Ayşe nane neydi koydu? Ha, Ayşe ablam nane koydu. Nane. O domates koydu, nane koydu, vardı. Ha. İşte eşkidi. Şimdi eşki mi yaptık? Kaç günde ekşiyecek? Burada da var. Çarşambadan bu yanına eşkidi. Bunun rengi başka renk duruyor. Ona bugün yoğurt koydum. Bunda bir karıştırsana. Bu biraz kabarık mı ne? Yoğurt kabartmaz. Öyle mi? Yok. Soğana koydum ya, ilkin kabardı. Tuz koydu. Tuz. He, tuz da var. Maya koydu kızıcık. Ne mayası? Kuru mayadan. Kuru maya. Ha, bildiğimiz mayadan koydunuz. He, İlk önce bu kabarıyor. He. Karıştırıyorsunuz, geliyorsunuz, gidiyorsunuz. İşte şimdi sonra de. 20 gün mü duracak? 20, 21, 22 ne durdurursan. Sonra da sereceğiz mi? Kurutmaya. İşte sereceğim. Çarşaflara sereceğiz. Doğru mu? Tabii. Çarşaflara bir de bu var. Çarşafa şöyle silkerim. Öyle mi? Torbada mı da gider? Çarşafa, beyaz çarşafa sereceğiz. Kaç gün duracak orada? Yani kaç günde kuruyacak? Bir gün mü? Üç gün mü? Havanın durumuna bağlı. Havaya bağlı. Güneşte mi duracak, gölgede mi? Güneşte duracak. Sonra onu elimizle ufalayacağız. Doğru mu? Ha, bir de elekten eleyeceğiz. İnce olacak. İnce mi olacak elek? Bildiğin elek. İlistir'den. Ha. İyi. Bu kadar yani bak. 1, 2, 3, 4 taneden. Ha, bir de burada var 5. 5 taneden. Kaç kilo çıkar veya kaç torba mı deniyor? Bilmiyorum ki ne çıkacağını da bilmiyorum. Lacivert. Onlar süzülecek. Şunlar Ayşe'nin, şu ikisi de benmiş. Epeyce çıkar. Ayşe karıken ben edemem. Ayşe karıken. Yeri edemem. Buraya yere mi döküyor? Şuraya döküyorsun. Sen Ayşe'ye döndü, burada yok. Ne diyor? Nere? Aha, şurada buluyor. Ha, şu tarafta. O zaman her zaman yok muydu çiçekler orada? Yok. İskripte babaannem de yapardı. Bir beyaz çarşafın üzerine onu böyle sereceksiniz. Serdikten sonra o orada kuruyacak. Maydanoz ekmişler. Kuruyacak. Arkasından da iki elinizin arasına alacaksınız tarhanayı. Kurudu ya. Bakın. Nasıl göstereyim? Tek elle gösterilmez. Anne, iki elin arasında tarhanayı nasıl yapıyorsun? Bir göstersene. Tarhanayı elin avucuna koydun, nasıl yapacaksın? Şöyle. Ha, öyle öyle yapacaksın, ufalanacak. Böyle de dersin. Şöyle. Dizine nasıl? Ha, tahtada mı? Tahtaya koyarız. Tahta değil, tabla. Ha, çarşaf. Çarşaftayken o. Çarşafta şöyle yapacağız. Ha, anladım. Dedim, yengem diyordu ki, dedim, elti taş getir. Ben vurutma fazla dersi dedim. Şimdi ha, taşla vurulur yani, zor olunca. Yok, öyle mi? Öyle misali, öyle derler de. Taşı, şimdi robottan çıkıyor. Kendine zorlanıyor. Ama... Anladım. İşte öyle, arkasından da tarhana oluyor. Çorbasını yapıp yiyoruz. İskirplerin tarhanası da güzel olur. İşte sana diyorum, yengem ya, gibi de güzel olur. Ben yoğurdu süzdürüyorum. Yiyecek, öyle bunlar süzülmüş yoğurt mu hem de? Benim 4 el kesi süzülecek, 2 el kesim sabahleyin süzdürdüm. Biraz iyi verdi şey. Ne? Necla'nın iskilipte, hani karşı komşusu baklavada yapıyor, tarhanada. Tarhana mı 30'dan değil? 1 kilosu mu 30 lira? Evet, 30 lira. İyi. Güzel ama. Dedim, dedi, geçen seneki fiyatı dedi. 40'mış şimdi. Öyle mi? Bak seni. Hatice 2 kilo aldık işte. Ayşe'ye dedi ki, bizim gelin, Hatice gelin, dedi, bizim dayım oğuzları gelmiş, yüreğine bakma. Ankara'da. Onda etmiş ne? Öğretmenlerine 2 gece bir ay tutmuş. Orada yatmış, eskilimde mezarlık gezmişler.
Demişler ki tarım aldık, baklava aldık işte. 40 liradan aldık kilosunu demişler. Tarhana'nın kilosunu 40 liradan almışlar. 30'dan 60 lira verdik. Betül'ün Ayşe'yi aldık. Biz tarhanayı ucuz almışız. 30 liradan 60 vermişiz. Bu kadar yeter. İki, annemle yengemin eski Lipçe konuşması.